Penisilinin keşfi denilince akla ilk gelen isim Alexander Fleming olsa da Kuzey Afrika'nın Bedouin kabilesi üyeleri yaklaşık 1000 yıldan fazladır eşek koşumlarının üzerindeki küfleri merhem yapımında kullanmaktaydı. 1897 yılında Ernest Duchesne adlı genç bir Fransız doktor, ahırda çalışan Arap çocukların rutubetten küflenmiş semerleri, semer nedeniyle oluşan sıyrıklarını tedavi etmek için kullandıklarını gözlemleyerek bunu yeniden keşfetti. Ernest Duchesne bu küfü kobaylardaki tifo tedavisinde kullanırken kolibasili bakterisi üzerindeki etkisini fark etti. Bu test penisilin olarak adlandırılan şeyin neye yaradığına dair ilk çalışmaydı. Bunu tez olarak sundu ve derin bir çalışma yapması gerektiğini öne sürdü. Ancak Pasteur Enstitüsü tezin teslimini bile kabul etmedi. Bundan yıllar sonra askere giden Duchesne, yılında kendi buluşunun tedavi edebileceği bir hastalık olan tüberkülozdan dolayı hayatını kaybetti. Keşfinin kıymeti ölümünden yıllar sonra Alexander Fleming tarafından penisilinin antibiyotik etkisini yeniden keşfetmesiyle 1949 yılında anlaşılmış oldu. Alexander Fleming penisilin kelimesini 1929'da icat etti. Penicillium virum olarak tanımladığı bir tür küfün antibiyotik özellikler gösterdiğini türler karşılaştırarak şans eseri fark etti. Bu küf seneler sonra Charles Thom tarafından Penicillium notatum olarak adlandırıldı. Küfün başlangıçta Penicillium olarak adlandırılmasının sebebi mikroskopla incelendiğinde spor üreten kollarının minik boya fırçalarına benzetilmesinden kaynaklanıyordu. Yazarların kullandığı fırçaların Latincesi penicillium'dur ve İngilizce kurşun kalem anlamına gelen pensil kelimesi de buradan gelir. Aslında penicillium notatum küf hücrelerinin daha çok benzediği şey ise insan el kemikleridir. Danimarka peyniri, İngiliz Stilton peyniri, Roquefort, Gorgonzola, Camembert peyniri, Limburger ve Brie peynirleri penisilin içermektedir.